sizlere selam getirdim. Aliya'dan selam getirdim. Evet evet, bu şaka değil, bu mecaz da değil. Geçen hafta Aliya'nın yanındaydım. Oradan selam getirdim. Ama diğerleri mecaz. Hedefimiz Müslümanların İslamlaşması, sloganımız inanmak ve mücadele etmek. Müslüman mı yoksa teba mı yetiştiriyoruz deklarasyondan? Elimden gelse tüm okullara eleştirel düşünce dersi koyardım. Elimden gelse tüm okullara eleştirel düşünce dersi koyardım diyen Aliya'ya selam olsun. Ali Şeriati'den size selam getirdim. Moğol saldırılarından bu yana İslam diye var olan din bir çeşit Katoliklikten başka bir şey değildir. Mecmua-i Asar'dan aldım ben. Katoliklikten bahsediyoruz. İslam'ın katolikleştirilmesinden. Hani şu İslam'ın protestanlaşmasından bahseden bizim Katolikler var ya, Engizisyon Katolisizmin belasıydı, biliyorsunuz değil mi? Katolikliğin eli Müslüman kanıyla doludur. İspanya Engizisyonu'nun tamamının katilleri Katoliktir. Ama neden bunlar protestanları, sadece protestanları şeytanlaştırırlar? Katolikler yumuş yıkanmıştır bizim Katoliklerin gözünde. Onu bir daha düşünün. Senin inandığın din sadece seni kurtaran bir dindir. Ben ise insanlığı kurtaracak ve uğrunda feda olacağım dinin peşindeyim diyen Ali Şeriati'ye selam olsun. Cemil Meriç'ten selam getirdim size. Bu memlekette sağcı, solcu, ilerici, gerici yoktur evladım. Bu memlekette namuslu ve namussuz vardır. Siz namuslulardan olun. Ben de Meriç'ten ilhamla diyorum ki, bu ülkede dindarlar ve dinsizler, İslamcılar ve laikler, yandaşlar ve muhalifler yoktur. Bu ülkede vicdanlılar ve vicdansızlar vardır. Nurettin Topçu'dan selam getirdim size. Bu selamı iyi dinleyin lütfen. Orhan Okay'a yazdığı mektuplar yayınlandı. Orhan Okay Hoca yayınladı. Orada, kitabın kapağını da göstereceğim, isteyenler sipariş verebilirler. Hizmetine ömrümü harcadığım memlekette dostlarım kalmadı gibi bir şey. Adeta yapayalnızım. Boşlukta ve adeta etrafımdakilerden başka bir dünyadayım. İnsanın düşkünlüğünü, sefaletini bilirdim ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim. İnsan diyerek emek verdiklerimin hemen hepsi de ruh ve mana mefhumuna yabancı. Menfaat kölesi bir takım haşerelermiş. Ahlaksızlığın ummanı olan bu şarkı yani doğuyu yaşadıkça tanıyorum. Burada insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. Yunan filozoflarını kastediyorlar. Müslümanız diyen insan yığını yok mu? Onlar şarkın en aşağı tabakasını teşkil ediyor. Müslümanlık yaşanan şekliyle Müslümanlık. Benim uydurulmuş din dediğimi o gün fark etmiş. Daha 1960'larda fark etmiş. Şarkı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların önce her şeyi bırakıp insanlık devrine girmeleri lazım. Bir daha. Yaşanan şekliyle Müslümanlık şarkı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların önce her şeyi bırakıp insanlık devrine girmeleri lazım. Selam olsun. Burada mektubun kendisi, burada da kitabın kapağı. Nurettin Topçu'dan selama devam. Para ile namaz kıldıran imam ve toprak bastı tellalları olan hac delilleri bizi Allah'ın huzuruna çıkaramazlar. Bunlar cam arkasından sakal öperek hırka takdis etmede dindarlık var zannettiler. İnsanın nefesinden şifa umdular. Var ya, onu kastediyor. Medeni nikahı eksik bulup imam nikahında keramet aradılar. Tesbih sayısında hikmet buldular. Günahları rakamlarla ölçtüler. Duaları sesli yaptılar. Daha o günden fark etmiş. Allah Resulü kitleye hiç sesli dua yaptırmadı. Yok bir tane örneği. İlginç gelmedi mi size de? Evet. Merasimle ruhlarını tatmin ettiler. Akif'ten selam getirdim size. Eğer dinin ne olduğunu bunlardan uydurulmuş dincileri kastediyor, öğrenseydim mutlaka İslam'ın en büyük düşmanı olurdum. Düz yazılardan aldım bunu.
Eğer dinin ne olduğunu bunlardan öğrenseydim, İslam'ın en büyük düşmanı olurdum diyor. Ne dersiniz, İslam'ın düşmanı gibi gördükleriniz aslında İslam'ın düşmanı olmayabilirler mi? Evet. Sofuluk taslıyorsun, elinde boy boy tesbih. Çevrende dal kavuklar, tapınır gibi la teşbih. Sarık, cübbe ve şal var, hepsi istismar, riya. Şekil yönünden sanki Ömer'in devri güya. Herkes namaz oruçta, hepsi sözünü dinler. Zikir, Kur'an sesinden yerler ve gökler inler. Ne bu? Ha bu din, iman, takva. İnan ki hepsi yalan. Sen onları kendine taptırırsın ve selam. Derdin, davan sadece, hepsi nefs saltanatın. Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatin. Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut. Bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. Bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. İkbal'den selam getirdim. Ey molla, ey dinci. Senin dinin kafir üreten bir fabrika gibidir. Hay ağzın dert görmesin sevgili İkbal. Rahmet olsun sana. Mezarını Lahor'da ziyaret etmiştim, Badşah Camii'nde. Tavsiye ederim. İki din var. Kur'an'ın dini, medresenin mollanın dini. Medrese ve molla ile Kur'an'ın sırları arasındaki ilişki, kör doğmuş biri ile güneşin ışıkları arasındaki ilişki gibidir. Kafirin dini savaş planları yapıp yürütmektir. Mollanın dini ise fi sebilillah fesat çıkarmaktır. Nasıl? Fi sebilillah fesat. Allah rızası için fesat. Cavidname'yi buraya aldım. Belki ilginizi çeker diye. Kitabı aklı ve akletmeyi bıraktık. Kılı sakalı cübbeyi kutsadık. İslam ümmeti hurafeler içinde boğuldu gitti. Hakikat efsaneler içinde kayboldu gitti. İkbal'e selam olsun. İbn-i Rüşd'den selam getirdim. Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden rezil bir hale düştüler. Bundan yaklaşık 800 yıl evvel İbn-i Rüşd'den selam geliyor. İbn-i Haldun'dan selam. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler almazsanız kendi kendini öğütür. Bir medeniyeti adaletsizlik yıkar. Bilgiyi yasaklayanlar ve insanları hurafelerle oyalayanlar aklın ve insanlığın en büyük düşmanıdır. Ömer Hayyam'dan da selam getirdim. Evet, ey kara cübbeli, senin gündüzün gece, taş atma dünyayı bilmek isteyenlere. Onlar yaratanın sanatı peşindeler. Senin aklın fikrin abdest bozan şeylerde. Ya ne kadar ince bir adam ya. Anca bu kadar abdest bozan şeyler neler olabilir? Ancak bu kadar estetik hakaret edilebilir yani. Bravo. Bir elinizle kötülük, öbüründe Kur'an. Bir helaldir işiniz, bir dahi haram. Şu yarım yamalak fani dünyada ne tam kafirsiniz ne tam Müslüman. Kimi tarif etmiş? Eyvallah. Haris el-Muhasibi'den selam getirdim. Akıl Kur'an'dır, Kur'an akıldır. Selam olsun Haris'e. Kindi'den selam getirdim. Bir şeyi satan ondan mahrum kalmıştır. O artık alanındır. Din satan dinsizdir. Onun dini satın alan kişinin malıdır. Din satan dinsizdir. Ebu Hanife'den selam getirdim. Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Son vasiyetidir. Nasıl buldunuz? Zamanının yöneticisi toprağın gasibi olarak görüyor. Ve diyor ki beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Zamanın yöneticisi bir halife. Unutmayın. Müslümanların halifesi. Hasan el-Basri'den selam getirdim. Allah'ın kitabından bir delile dayanmayan her dini görüş bir sapmadır. Abdullah bin Mes'ud'dan selam getirdim. Cemaat hakikat üzere olandır, istersen tek kişi ol. Ebu Zer'den selam getirdim. Cenazemi devletten maaş alan biri kıldırmasın. Ebu Zer, Ahamid, Abdülhamid, Cevdet Es-Sakar. Ey Muaviye, bu sarayı milletin parasıyla yaptırdıysan hırsızlıktır. Yok kendi paranla yaptırdıysan israftır. İki halde de haramdır diyen Ebu Zer'den. Ali bin Ebi Talip'ten selam getirdim. Müminler ikiye ayrılırlar. Tasnife bakar mısınız? Dine riayet edenler, dini rivayet edenler.
Anca bu kadar olur. Sipariş versek anca bu kadar söylerdi. Allah'ın kitabı Kur'an din kaynağı olarak yeter. Zira o kopmaz halkadır. Kur'an'ı çok iyi anlayınız. Zira o en güzel hadistir. Ayet aslında. Ahsenül hadis. Nehcül Belaga'dan aldım. Allah Resulü'nden selam getirdim. Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak bid'attır. Her bid'at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir. Benim adıma yalan uyduran ki Resulullah dedi ki diyerek 150, 200, 250 yıl sonra hadis kitapları derleyenler cehennemdeki yerine hazırlansın. Evet. Selam olan Allah'ın uyarısını getirdim. Siz azgın bir toplum oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhruf 5. Siz dininizi Allah'a mı öğreteceksiniz? Hucurat 16. İki din var. Allah'ın öğrettiği indirilmiş din, Allah'a öğretilen uydurulmuş din.